High five. Sabah bir tane sivilcemi sıktım, kanıyor mu ya? Neyse, anlamadım. Arkadaşlar, dün Almanya yeni bir karar aldı. Büyük ihtimalle her yer kapanacak. Bütün iş yerleri, restoranlar, onlar bunlar. Üniversiteler, kütüphaneler de kapanabilir. Biz de bilmiyoruz çok yine. Dışarı çıkacağım, biraz olayları anlatacağım. Karanlık, soğuk, çok da fazla yapacak bir şey yok. Neyse, şimdi pizzamız bitti. Önce bunu buradan bir çıkartalım, yiyelim. Ondan sonra size durumları anlatacağım. Wow! Mükemmel. Yine ana baba günü olmuş. Bunlar bu şekilde var ya, virüsü virüsü falan önleyemez. Herkes dışarıda. Az doğruya doğru hava gerçekten bomba. Kaza yapıyorduk ya. Bayağıdır kaykay yapmadım. Düşer miyim acaba? Biraz korktum. Gerçekten skate'i özlemişim ya. Az sonra Victoria gelecek arkadaşlarıyla, onlarla buluşacağız. Şu kolluklardan bende fazla var. 2-3 tane onları arayacağım. Onlar da kaykay öğrenmek istiyorlar. İçerim de şu sırası. Wow! Kızlar güzel bir kaykay varmış. Millet, Berlin'de aranızda kaykay yapan var mı ya? Eğer Berlin'de aranızda kaykay yapan varsa bekliyorum. Bana yazın, beraber kayalım. Öncesinde beyazlarım artmış giderek. O yüzden moralim bayağı bir bozuldu. Onu söylemek istiyorum. Arkadaşlar, bu kapanma hepimizi etkiliyor. Yani sadece beni değil, bütün hangi branşta ne okuyorsanız, ne çalışıyorsanız, Almanya'da ne yapıyorsanız hepimizi etkiliyor. Ve size bir örnek vereceğim. Mesela üniversitede ocağın başına bir proje yetiştirecektik. Grup olarak hazırlandık. Profesör de kendisini ona hazırladı. E şimdi mail geldi bize. Tekrar bunların hepsi ertelendi. Başka seminerler var üniversitede. Bunlar da ertelendi. İkincisi, insanlar genel olarak psikolojik olarak hepimiz etkilendik. Çünkü artık saat 3-3.30'da hava kapkaranlık oluyor. Çok soğuk. Hava artık eksilerde. İnsan en basitinden dışarı çıkıp bir kahve çay falan bile içemiyor. Kapanmaya da sonuçta insanlar bir yerde hak veriyor. Çünkü artık çember gerçekten giderek daralıyor. Benim çevremdeki de çoğu insan artık pozitif. Yani testleri pozitif çıktı. Ben de artık insanlarla böyle buluşmaya, bir şey yapmaya gerçekten korkuyorum. Ya şimdi tamam, bir yerde önlem alınması gerek diyorum. İnsanlar da çok fazla pozitif çıkıyor diyorum ama bakın, insanlar o kadar bunaldı ki. Mesela şimdi sadece şu, bilmiyorum işte birkaç metrekarede, baya şurada nereden baksanız 150 kişi var. Bu parkın devamı da böyle ilerliyor. Onda da o kadar insan var. İnsanlar da bunaldı artık. Kimseyi de böyle evde falan tutamıyorsunuz. Ben de dahil, ama en azından hani insanlar evde buluşmak yerine işte böyle dışarıda falan buluşuyorlar. Ben yine daha iyi buluyorum. Sonuçta kapalı ortamda değiliz, açık ortamdayız. Yani bakalım, akıl sağlığını korumaya çalışıyoruz. Çünkü karanlıkta bir de kapalı yerde gerçekten hiç çekilmiyor. Hola! Bak şimdi, ben video yaparken hep benimle alay ediyor YouTube çekerken. Şimdi öğrendi ya, hemen kendisini video ya. Yanında amatörler var, görüyor musunuz? Tam bir amatör. Arkadaşıyla gelmiş. O da, onlar da şey, ben kaykay öğrenecekler zannediyordum. Kamda paten öğreniyorlar. Paten sürmek daha kolay galiba ya. Baksana arkamda. Bir saat önce başladı. Victoria baya sürüyor. Ev arkadaşı uymuş. Neymiş o kız? Sempatik bir kız. O da İspanyolca öğrenmiş. İkisi arkada bana diyorlar, sen de İspanyolca öğren. İspanyolca konuşalım üçümüz. Dedim olur. Ben de öğreniyorum zaten. Ah, taze duştan çıktım. Genel olarak Almanya'da yaşayan hepimiz için çok sıkıcı geçecek bu dönem. Soğuk, karanlık ve her yer kapalı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.